Merhaba arkadaşlar. Ne zamandır bir Pioneer'ın bir özel bir teybini araştırmaya çalışmıştım. Almayı düşünüyordum. Bunun için işte Türkiye'de bu teyple alakalı herhangi bir açıklama, video bir şekilde bir şey görmedim. Bu teybin ne özellikleri olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Biraz kurcaladım tabii ki. Ben de hani teybi daha yeni aldım ben de. Çok beklenmedik şeyler de yaşadık. Ufak tefek şeyler işte. Bu teyple alakalı değil ama araştırma olarak teybin çok şeyin özelliklerini bilmiyordum. Halen de birçok özelliklerini daha tam vakıf değilim bazı şeylerinde ama diğer Pioneer'lardan bilindik bazı özellikleri var tabii ki. Şimdi Sony'nin TV var bende. Bunu da yeni almıştım arkadaşlar. Bu da Sony'nin bir tane serisi işte bende. Denk gelmişti. Bende kalsın diye söyledim. Bir de Pioneer'ın 5950iB. Bu da zamanında elime geçmişti. Şu USB aparatında yurt dışından AliExpress'ten almıştım. Şu an Türkiye'de N11'de sahibinden.com'da ondan sonra birçok bazı yerlerde satılıyor. Siz şey yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Telif yiyecek mi, yiyecek mi gerçekten bilmiyorum. Hani o konuda bilgim yok. Video atarken acaba telif yiyecek miyim onu da bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar, bu teybi gerçekten çok değerli bir abimizden aldık. Kendisi belki videoyu izleyebilir de tabii ki. Ona teşekkür ederim. Buradan da selamlar yolluyorum kendisine. Teyp gerçekten çok temiz, çok sağlam bir teyp geldi bana. Yani çok herhangi bir kozmetik olarak çok kaliteli. Bir de bunun diğer versiyonu varmış. Şuralar grimsi füme olan da vardı. O biraz özelliği biraz bundan farklıymış. Hani bana öyle söylendi. Ama bu da ben daha önceki araştırmalarıma göre bu da kötü değil. Şimdi ben AUX'u bağladım arkadaşlar. Mecburen biliyorsunuz CD track çalıyor. Tabi track'ı da biraz şey yapacağım tabii ki. Müziği açalım. Şimdi track çalayım. Yani hoparlörde arkadaşlar hoparlörüm Twitter'dan JBL'in Twitter'ları bir de Ford Focus'un Sony ses sisteminden Ford 2000 kaç 2006 olma 2007 2008 2009 arası olan teyp arabalarının ön hoparlörleri sökülmüştü arkadaşlar. O da Sony'dir. O Sony'nin takımından sökülme. Ayrıca bu kolonların içinde de ayrıca zaten crossover var arkadaşlar. Yani Twitter komponente ayıran crossover var. Ben bağladım hani idarelik şekilde bağladım. Hoparlör şekilde bağladım. Daha önce amfiydi bu. Amfiler arızalandı. Bunu kolon şekilde kullanalım dedik. Teybe gelirken teybe tekrar AUX'a girelim tekrar. Bu da radyo. Özellikle bu teyplerde navigasyon sistemi de varmış arka tarafında. Navigasyon giriş anteni varmış. Yani GPS girişi varmış. Tabi bu olsa bile Türkiye'de çalışmıyormuş diye duydum. Onun için bilgi vereyim dedim. Şimdi AUX'a tekrar girdik. Şimdi arkadaşlar burada audio yani bas sistemini kurmak için kısa yollar seçilmiş. Bizim burada direkt ben buraya bakıp basıp audiodaki işte bas tizi ayarlama yerine burada kısa yollar açmış. Bu eski seri olduğu için gayet güzel, başarılı yani. Biliyorsunuz bu FB biliyorsunuz FB buradaki özellikleri biliyorsunuz zaten. Tekrar girelim audio'ya. Sesi zaten buradan bu ODR bir de PRS'lerde olduğu gibi buradaki joystick'ten öne arkaya alma
özelliğine sahip. Yani dediğim gibi özel olmasını kılan bu bana göre. Baya çok özel bana göre. Bakalım ondan sonra bas. Bassiste aynı şekilde ODR PRS'ler gibi. Yine diğer joystickten kaldırıp indirme. Ondan sonra tiz var arkadaşlar. Tizden sonra launch var. Ben launch'u aktif etmiştim. Launch tabi bazı tape'lerde, bazı ses sisteminde launch'u kullanmak biraz ses kalitesini bozuyor. Alt seslerde iyi, üst seslerde gerçekten bozuyormuş. Şurada ok işareti, yani launch'tan sonra gelen SLA, bir de polis var. Polis, bunun tam ne olduğunu ben tam çözemedim ama yanlış değilsem bununla da ön hoparlörleri daha çok aktif etme. Yanlış değilsem böyle. Ben bu çıkışları arkaya bağlamışım büyük ihtimal. Şimdi sesi sadece şoförde tutabilmek için veya diğer tarafta tutabilmek için. Bunda da bir özellik vardı. Yanlış değilsem PRS'lerde 80 PRS'de bu vardı. Bir de 88 PRS 2 ile 1'de vardı bu sistem. Onlarda 4 çıkış olduğu için öyle bir şey olduğunu biliyordum yanlış değilsem eğer. Bak anten arızası verdi. Bu anten yok, GPS anteni yok diyor. Hani bu da görmüş oldunuz, ben yanlış bir düğmeye basınca. Bu da öyle gösterdi. Tekrar geri dönelim. Bakalım hangisiydi. Geri dönme tuşuna bakalım. Şimdi son tres, yani kapama tuşuna bastığınız zaman tekrar çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar tekrar buraya tıklayalım. Echo'ya bastığınız zaman Echo'da da frekans ayarları var. Mesela az önce bas, yani basın en öndeki basın frekans ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Level'da biraz bası biraz daha düşürülebiliyor veya kaldırılabiliyor. Bir de Echo's bir özelliği iç, yani bunlar gizli özellikler bu arada. Bazı tape'lerde yok. Şu IB'de var arkadaşlar. Yani animasyonlusunda var mı bilmiyorum ama bu animasyonunda aynı bu özellik var. Bu özelliği şey yapabiliyorsun. Burada da şöyle söyleyeyim. SLA'ları görürsünüz. Bakın sağa sola üstte. Onlar da frekansları, yani sesi biraz daha ince, biraz daha kalın veya biraz daha tonları mat olarak, yani sesi daha çok ön planında tutabilmek için. Onlar da öyle bir ekosistem seçilmiş. Ondan sonra şurada da Q'ya bastığın zaman bu da sesi 2 ile 1 arası, 2 ile 1 arası ne demiştik arkadaşlar, şimdi bu Q'da 1 ile 2'nin 2 ya 1N 2N de sesi biraz ince, ya 1'de biraz kalın oluyor. 2'ye aldığınız zaman sesi biraz daha netleştiriyor. Bu sistem de öyle. Burada da zaten daha basmadan, dur oradan çıkmadan arkadaşlar bakalım. Şimdi oradan çıkmadan audio'dan basmıştık. O ekosistemden daha Q'da aynı o şekilde şey yap, yani 1 ile 2 arasında ince sesler çıkarıyor. Şurada da şöyle söyleyeyim. Mesela bu bass tiste de aynı. Mesela orta Echo'da onda da aynı frekans ayarlarını, yani ses, yani hani müzisyenin sesini biraz daha ön planda tutabilmek için 500 Hz. Ya yani biliyorsunuz zaten bu işlemcilerde bu tür şeyler var. Bunda da bir işlemci sistemi var fakat tam profesyonel değil. Yani bu teybin çıkarabileceği en iyi ses neyse, hangi derecedeyse o ona bir şekilde çıkarıyor. Tabii üst modellerde tabii işte olaylar değişiyor. Burada da Echo da var. Echo biliyorsunuz zaten, Echo Flat, ondan sonra Power'dır, Natural, Vocal, Custom. Bu sizin kendi az önce yaptığımız o gizli ayarlar var ya, bu kostüme bastığınız zaman zaten o kostüm direktmen o ayarlarda olmuş oluyor. Ayarlar kaydolmuş oluyordu. Onun dışında arkadaşlar bu tape ile alakalı başka ne söylenebilir? Bakalım.
Yani o şeyi de öğrenmek istedim açıkçası. Bu yani bu GPS bağlandığı zaman acaba bu ekranda yolları mı gösteriyor? Acaba yollarla alakalı bir yazı mı, ibare mi oluyor? Onu da ben çözememişim yani. Tamam, hadi GPS var, tamam, GPS burada bir şeyler mi gösteriyor acaba? Onu bilmiyorum. Onu ben gerçekten çözememiştim. Onun dışında bakalım. Fon sistemi var. Bu neyin nesiydi? Burada herhalde isimler, yani harf falan yazabiliyorsun. Hani bu herhalde bu özelleştirme gibi bir fonksiyon değiştirme. Şurada ABC diye bir özelleştirmem var. Yani AUX yerine acaba başka bir şey mi yazılabiliyor? Onu bilmiyorum. Şeye geçelim. C diye geçelim. Burada o özellikler neyin nesiydi? Şimdi bu özellikle track. Mesela diyelim ki CD içindeki müzisyen isimleri veya sadece saniyelerin gitmesini istiyorsanız, bu da isimdir. Ondan sonra albümdür. Onu göstermek için yansıtıysam. Burada da buradaki özellikler de yanlış değilsem başa mı alıyor? Burada bu Sejan başa mı alıyor? Öyle bir özellik var herhalde. Onu ben şu an onu fark ettim. Aa, list bu da yanlış değilsem listedeki bütün sanatçıların isimlerini burada tek tek görebiliyorsunuz bu şekilde. Bakalım ne oldu bu? Müziği değiştirelim. Ekran fonksiyona gidelim. Fonksiyonlar şurada isimleri gösteriyor. Sejan. Gerçekten şunu da bilmiyorum ha. Ne olduğunu hiç çözemedik. Yani burada takılı kaldım. Yani buradaki özellikler neyin nesi onu çözemedim. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yeni bir video daha atabilirim bu teyple alakalı. Bakalım. Kolay gelsin.